Ama sanki şöyle duruyor, bana doğru durmuyor. Aşkım gıbleye doğru duruyor. Bana doğru çevirir misin? Şöyle camı görsün. Aşkım zaten böyle. Zaten ekranı komple cam şu an. Gerçekten gene başlama. Günaydın, herkese merhaba. Hoş geldiniz. Çok yorgunum. Hiç uyumadım. Hiç uyumadım. Çünkü Enes çok öksürdü. Enes'in sırtını ovaladım. Enes'i hava verdim devamlı. Ondan sonra hiç uyumadım. Böyle. Şimdi Ufuk Bey'in iş elbiselerini asıyorum. Kendi asmıyor. Sen ne yapıyorsun? Çaykanan koydun, sofrayı koydun mu? Ya. Ya yalancı. Ya Zaten bir çaykanan koyuyorum. Düşer miyim bu? dikkat et. Ben ayarlayayım istersen oraya. Şurayı açarsam daha rahat olur. Bu niye öyle oldu? Bu ne olsun? Sen çünkü şey düşmüş buradan. Onu yapmam lazım. Bu benim. Tamam, önümde durma videonun. Niye böyle oldu ki? Lamine tüksü kaptı herhalde. Lanet. Ya pencereyi oraya oyalım ya masanın köşeyi kesmek lazım. Bu sonucun çok güzel oldu Ufuk. O sandalye senden pahalı masa. Diyorsun. Şu anda insandan, her şey insandan daha değerli, pahalı. Al bunları, kapının üzerine as. Eşofmanlarını. Alttan giyiniyor üşümesin diye. Sanki borona düşeceği iş yerinde. Ne bilsen borona düşeceği. Alttan üstten giyin. Kaç kat giyin. Elbiseler dışarıda biraz havası. Allah sana şükür. Sizler ne yapıyorsunuz? Ha, benim de işim, gücüm bu. Akşam da pazarım var. Ay vallahi yoruldum ha. Böyle. Bakalım şöyle dönek. Ne yapacağız? Sofra şey kahvaltı hazırlayayım uşaklara. Ah, şöyle şuraları bir toplayayım. Dün akşam şeyleri yıkadım. Tencereleri falan. Şöyle güzel yıkadım. Çiftledim. Çiftliyi verdim. Onları sever misin canım benim? Böyle mi hayatım? Onları da sen seversin. Yani nereye ya da bir yere kaldıracaksan kaldır. Şimdi Ufuk Bey, ne yapayım? Aslı kahvaltı. Dur, onları sorayım, geleyim. Uşaklar ne yiyecek ona göre. Bir bak. Bir bak, bir bak. Bir bak, reyon. O zaman akşam da Meryem'e şikayet edersin. He. Ufukçum. Ufukçum. Halimi görüyorsunuz. Yattı. Horul horul yatıverir bu. Ben de uşak baktım. Size öyle söyleyeyim. Şimdi ben size nenemin bana öğrettiği. Ufuk, bir tane ekmek getirir misin canım benim? Öteki ekmeklerden de. Bir tane içeri götür, gerisini oraya koy, bayatlamasın.
Nenem bir gün biz ekmek kızartırdık. Nenem dedi ki ele bol yağlı ekmek dedi olmasın dedi. Gel ben sana bir şey öğreteceğim dedi. Allah rahmet etsin. Şöyle. Ufukcuğum. Efendim canım için. Ufuk. Camı aç onu bırak. Bırak o mazot durum nedir? Şöyle ekmekleri doğrayalım. Şimdi ilk önce de. Nenem dedi hele dedi benim dedi yaptığımdan yapsana dedi. Tabii ben de öğretti bana ama nasıl olduğunu öğretti. Şöyle ekmekleri aslında genelde evet şu anda bu ekmek bayat. Ben tahta mahta hiç kullanamam. Ufuk bana yemek yap dediğim, şey bir şey kestiğimle dediğimde hemen Ufuk eline alıyor tahtayı, bıçağı sanki burada indice lokantada şey yapacak. Buraları bozur. Ne gerek var ha? Şöyle ekmekleri. Şu anda bu ekmek de bayat. Biz ekmek yemiyoruz fazla gerçekten. Dün akşam da cumartesi pazarından geldim. Şimdi bugün gene pazarım var. Şöyle kırayım ekmeğimizi. Kendimize böyle bir şey yapalım. Ondan sonra bir şey yapacağım Ufukcan. Bana oradan salçayı verir misin? Şimdi burada tabağa iki tane yumurta yıkayayım. Orada dursun, salça orada dursun. Cevizi fındığı ver, şişede kırdığımızı. Çemen yapacağım kahvaltıya. Kimeye sürün diye. Şunu şöyle koyalım. Serpap var mı orada? Şu dursun. Aslı da yumurta istiyor. Aslı ekmek, yumurtalı ekmek sevmiyor çok. Alaaddin ki Ufuk da elini koyuştu boynuna meyve edilir. Alaaddin bana behli yer ya. Nurten ne diyecek? Evet, sevilir ama. Hayır. Alaaddin değil miydi onun? Alaaddin'in lambası. Evet. O da bende var ha. Sonunda. Yeni yıl kutlu olsun. Bir bayramlar. Canım benim. Şimdi nenem dedi ki iki tane yumurtayı bu nenemin tarifiydi bana verdiği. Bunu ben bir kere daha yapmıştım herhalde. Ufuk bunları Efeday dedi ki bahçeye yat. Dursun orada. İki tane yumurtayı kırdım. Sonra nenem bana dedi ki Rüfen dedi. Bir çay bardağının dedi yarısı ve böyle su kat dedi. Bu nasıl oluyor ama? İzleyerek görüyorum. Hayır. Nasıl oluyor? Böyle. Sen bunu kenarda Ufuk karıştır. Ondan sonra içerisine kızım dedi nane kat. Bizim köyde nanedir, kekiktir. Bunlar meşhurdur. Onlar gider dağlardan toplayarlar. Kırmızı biber kattım. Bu kadarcık. Bunu biraz böyle bir karıştır görün hele. Sen bunu burada. Biraz da getti tuz kata. Çok az. Ne yaptık? İki yumurta, bir çay bardağının yarısı su kattım. Eğer dört yumurtaysa bir çay bardağı su katacaksınız. Bu yumurtaları dediğim gibi şeye katarız. Ekmeklerimiz burada dursun. Bu men çekir mi aynı kutlamaları? Çekiyor evet. Emin sen ile? Geçen gün de güzel böyle bir video çekmiştim. Geçen pazar video şey oldu. Ben böyle bir tavanlı şey yapacağım. Tavam kötü değil. Sadece sobanın üstünde falan kullanıyorum. Yıkıyorum. Altını kısık ateşe alıyorum. Tavam ısınıyor. Dededen, neneden ne görürseyiz onlar yapıyor. Yemeklerimizde güzel olur. Altını kısa iyice. Tamam. Ufuk. Canım şuna indi kahtakaşı alıp cevize kahvaltıda sürmeye çemen yapabiliriz. Bir yandan yumurtayı yapacağım ben. Şöyle ne kadar katak? Bir. Yeter mi kahvaltı? Yeter. Eminsin değil mi? Sen Nurten bu çok güzel olmuş. Öyle ne yaptım? Ben ondan değil. 3 yemek kaşığı salça. Al bunu. Götü yerine koy. 3-4 yemek kaşığı
Salça koydum. Normal salça. Hemen anlık böyle. Anlık. Çok böyle. Az bir şeyde. Yağ koydum. Şimdi bunu burada böyle azıcık bir şey yağla aç. İkimiz sığarız mı? Sen böyle köşeye gel. Ha? Köşeye gel devam. Bir de köşeye gel eve bakalım. Herkese merhaba dedi mi? Günaydın. Herkese günaydın. Hayır pazarlar. Ben mi diyeceğim billaha ufuk? Çemenin görünüyor mu? Bakacağız. Bakacağız. Şimdi ufuk. Şurada. Onu kavur canım benim. Koy pişsin kavrulsun. Aslında sobanın üstünde güzel olur da. Şu anda tavam ısınır. Isınıyor tavam. Sana bir görev vereyim. Vallahi çocuklar hasta olunca öyle oluyor ki evde ne bir sevinç kalıyor, mutluluk kalıyor. Enes öksürdükçe doldur ama tövme. Şey hünü var, hünü dümü, münü dümü ne donladı? Ne donladı hünü dümü? He? Ondan var canım. He, tavam ısınır. Ben ha onu diyecektim. Buna çok yağ koyulur. Bizler eskiden çok yağdı yani. Hala da annem ekmek kızartıyorsam veya bir komşuda falan gördüğümde çok yağda kızartıyorlar. Ben buna yağ olsa buna çok az böyle yağ koyacağım. Çok yağlı yapmıyorlar. Ters bir çevireceğim ekmeği. Bu hünü mavi sen Ayfo. Mavi bir hünü de. Bakın. Yani bir çay bardağın yarısı kadar yağ koydum. Ufuk bunu men olmasam hayatta aha bak ah gözünün önündeki huni tapanmış. Tapanmış. Aha bile. Buyur. Şeyi karıştırmış sen ama salça men yağı. İyice karıştıracağım bunu bile. İyice karıştır. Beyimizi indi yapacak. Yağ, indi yağın altını açırlar. 5 gün o yağ donmaz. Evet yumurta, 2 yumurta. Enes sür oğlum benim. Enes sen soğuğa gelme annemi sürüyorsun. Hadi çiçek oğlum benim. Hadi yakışıklı oğlum. Bir de öksürüp gece tutur nasıl bir şeyse. Acile de götürdük hiçbir şey yapmamışlar. Gece de devam ederse yarın hastaneye götürüyorum. 2 yumurta. Yarım çay bardağı su, nane ve kırmızı pul biber. İsteyen şey de katabilir. Karabiber falan da katabilir. Bu şekilde bakın. Görünüyor muyum aşkım? Evet aşkım. Şöyle ekmeği alıyorum. Şöyle ters düz kendim elimle. Elim girmiyor bu arada söyleyeyim. Girse de benim elim temiz. Kadarcık. Aha böyle. Ha suyu ne anlatayım? Neden su? Su yumurtayı her zaman kabartır. Daha çok olmasın. Demek ki eskiden az her şey az olduğunda bir şeyleri çoğaltmak için mesela bizim Kars'ta et beyaşı falan öyle çıkmış demek ki. Ya. Fakirlik zamanları demek ki. Mesela kaç kişiler evde böyle yaparak su falan katarak herhalde çok evde herkes yesin diye anladın mı çok olsun diye ama lezzetli de güzel şeyler bulmuşlar bence Hangel'in falan buluşu da öyle olmuş un su yokluklardan olmuş bence epey yaşımız mesela epey su soğan ama yumurta garılar çok güzel tadı o da böyle yani haşlımız. Aha, nenem bir daha böyle ele servis yapırdım. Aha. Bakın kaç tane çıkıyor. Normalde iki yumurtayı sadece kırsaydım. Mesela kına türküsünü veren nenem var işte. Şöyle çemeni yağla. Şöyle bir İyice salçayı burada pişireceğiz yağla. Onu söyleyeyim. Bu nedir? Hemen anlık böyle kahvaltıda sürmek için. Oldu mu canım benim?
Tamam, teşekkür ederim. Ne demek? Çemeni karıştır be. Onu ver bakalım yağma. Yağma ver. He? Altın gibi bu. Senden pahalı koklu. Senden değerli bu artık. Akşama da ödüklü etkiye işe gelip de getirmeye çalışıyor. Aslıyı biz gıda mühendisi falan şey mi yaptık? Şimdi bir saniye bakın. Yakından çekiyorum. Çekmiyorsa çeker misin ekmeklerim aşkım benim? Çekiyor mu canım? Gel çek. Heh, çekir mi canım? Işık aç çekmişse. Çekiyor. Heh. Bak gördünüz mü? Nasıl köpürüyor, kabarıyor. Bu işte bu şekilde. Burada da ekmeklerimiz de böyle herkese göre yetmiş oluyor. Ama gerçekten de tadı da muhteşem olan bir şey yani. Bakın nasıl kabarır gördünüz mü yumurta? Ama çok da lezzetli oluyor. Çok yağ da yapmışsınız. Bakın yağ hala duruyor. Öyle bir şey ki yağı çekmiyor yağ. Öyle diyeyim size yani. Bakın getir bu hele. İkisi de. Epey kızartmamı. Aha. Güzel mi? Bu. Evet, akşam pazarımızda yiyecek, içecek. Kızın maketi var. Kız bina yapacak. Ona babası gösterecek biraz. Kokunu hiç karıştırmış sana. Sağ olmuş. Salçayı yağla iyice biraz pişirecek. Heh, o pişsin. Epeylerimizi alacak. O da ona yeter. Bak çok güzel olur. Hem bele. İşte olay bu. Çok güzel olur. Bakın hala koyduğum yağ içinde durur. Yağlı olmuyor değil mi Ufuk? Evet. Öyle güzel bir şey. Hemen biri geldi. Çayın falan yanına da yapabilirsiniz. Şöyle biraz daha kızarsınız. Hemen birece batırır, çıkardım. Yumurtasını öyle alalım. Hiç kahvaltıda şeye gerek yok. Yanında peynir, zeytin. Hiç başka ekmeğe gerek kalmıyor. Tabam yanmıyor çünkü evim sıcak. Yakmadım tabamı canına. Yoksa tabanın üzerinde başka şeyler de yapacaktım. Bir tane birim daha alacağım canım. Onu geri götür koy. Bakın salçam burada oluyor. Buna aslında biraz kafiye biberden yaptığım salça var ya. Bakın biraz kafiye biber yani kırmızı biber salçasıyla acılı olsun o. Bir de normal salçayı yarım yarım yaparak da yapabilirsiniz. Anlık böyle kahvaltıda ekmeğe sürmek için. Bunun ikisini yiyeyim. Al canım götür poşetin ağzını iyice bağla. Enes de benden çubuklu makarna istiyor. Ufuk get için çemen de yapın canım. Kunduyu götür. Şey, kıpık ceviz yaptın ya. Ya. Bu tarafıma geçeceksin Ufuk. Yemin ederim benim işim Esra Erol'dan zor. Aha bu ekmeği de boya. Çok az bir şey şuraya sıkacağım. Yanmasın. Ufuk. Buna az bir şey nane katılıyor. Çemene. Böyle. Kırmızı pul biber. Şey ama tatlı. Tamam mı? Kimyon. Duyuluyor mu nasıl sesin?
Çok az bir şey. Az bir şey. Fazla değil. Karabiber. Kırmızı. Ben ufak ekmekleri hiç söylemiyorum canım benim. Sen ne işe yararsın ben anlamıyorum ki. Sadece yiyorsun canım. Allah kızarını kıtırdı değil mi? Ufuk, Allah'ım yarabbim. Tut, dumana bağladık evi. Yakmadan kurtardık. Şunu karıştır canım ilk önce kenarda. Bak elim ya, kaç tane iş birden yapıyorum. Bakın, bakın. Böyle yapıyorsunuz ki, aha böyle. Şöyle yapın. Bir şey olmadı, kurtardım. Şöyle. Şunun dibinde şöyle sıyırıyoruz. Aha böyle. Hiçbir şey zayıf. Hiçbir şey zayıf etmiyoruz. Kartof da çocukların şeyinde. Kahvaltımızı yapalım kartof. Oradaki masaları bahçeye atarız. Efe dayının kalbi kırılmasın. Orada dedi ya, ben atıyorum Efe dayı, çiçekleri falan da yapıyorum da. Bu karıştırdın mı iyice? Koy bakalım oraya. Şimdi buradaki el blenderından geçirdiğim ceviz ve fındıktan bol mu dökeyim? Bol bol mu kardeşim? Tamam bir karıştır bakalım. Zehri bol karıştır, bize çok bol. Bir karıştır, ona göre bakacağım. Ufuk. Beni üzme. Severden çok olduğu için geliyorsun. Geçim mi? Geçim. Aslıya da şimdi yumurta kıracağım canım. Ayrı. İyice şey ettin mi? Tamam. İyice bakayım. Güzel oldu mu? Karıştırdın mı? Bir açık daha koyayım. Çemen şey ister. Tamam. Böyle. Anlık yani böyle yapıp da hani kavanozlara da koymaya gerek yok. İşte yumurtamızın altını kapatalım. Tavanın sıcağı onlar da olur artık. Aa böyle. Daha ne olsun. Bu çemeni buraya koy canım benim. Götürüyor buyur bakalım. Bak dedim ki ekmeğin ağzını dedim kapat dedim mi demedim Ufuk sana. Götür bir ekmeğin ağzını açıpsan camın önünden su yok deyip bayatlayacağım. Tut. Sen de bunu çok yok artık. Bakın tuzu var mı ona göre tuz katacağım. Bu yoktu. Götür. Yemin ederim çarşıdan çemen almanıza gerek yok ha. O kadar güzel oldu. Allah'a. Çok güzel oldu kahvaltıda. Harika oldu. Salça. Baharatlar. Bakar mısınız? Şimdi ben bunu tabağa koyacağım canlar. Biz bunu iki gün yer miyiz? Ufuk yer mi? Evlen ben. Ufuk var ya Ufuk. Aman. Ekmeklerimizi de götürek. Oldu. Çok güzel oldu. Şöyle dursun tamam. Bu da oldu. Şimdi size çemenden koyam diyorum. Hediye ne oldu? Şöyle. Ufuk! Televizyona bakıyor. Bunu bir yere göndereyim ya ben. Gidiyor ondan sonra şöyle duruyor bak böyle televizyona bakıyor. Çağırmasam gelmiyor. Bak Ufuk biz ikimiz akşamın ikimiz beraber çalışacağız değil mi? Evet. Bak her şeyi ben yaptım. Çemeni ben yaptım. Her şeyi ben yaptım. Çeker misin yakından çemenimi? Neden? Siz daha acılı isterseniz daha acılı yapabilirsiniz. Getir. Hani böyle eskiden salça sürerdik ya ekmeğin üzerine. Aha böyle. Daha da bol fındığını koyabilirsiniz cevizini. Bunu da yer iyi. Evet. Tamam. Bu da böyle olsun. Görünüyor mu? Evet. Kahvaltıda ne yaptın Ufu? Çemen. Acele ezmem. Çemen mi diyorsun buna? Ben çemen dedim ama. Bilmiyorum adını. Ben neyi bunun adı? Çemen mi? Ne bileyim sen öyle dedin. Evet. O çemen deniyor herhalde ya. Aman dur ben bunun adını bilmiyorum. Bakayım ya bunun adı neydi? Çemen dedi mi Ufuk?
acılı ezme böyle değil. Benim yaptığım başka. Tamam, bu değil. Tamam, çemen herhalde bunun adı. Neyse, ben şey ettireceğim. Şey dediğin şey olsun. Ekmeklerimi de göster canım. Böyle, ekmeklerim de böyle. Şimdi gelecek biz, yiyecek. Çok da güzel oldu. Vallahi de güzel oldu. Yemin ederim. Allah rahmet etsin. Nenemi ilk gördüm. Yani bunları götür böyle. Zaten kahvaltıyı bu sabahtan beri taşıyor. Canlar, biz kahvaltımızı yapalım. Böyle Enes'in yaşlarını içireyim ben. Aslı'ya yumurta kırayım ben ya. Aslı'ya ben güzel yumurta kırayım. Tavayı da şuradan kaldıralım. Böyle şu çemeni alayım, yıkayayım. Bir tabağa koyayım. Ya da şöyle koyayım. Yan mesele kalır yanına. Böyle 2-3 gün kendinize bir haftalık yapabilirsiniz. Ben böyle yapıyorum. Çok da güzel oldu. Kaşık da dursun içinde. Şunu ben bir yıkayayım. Aslı'yı yumurta kıracağım. Hadi Ufuk. Canım. Ufuk, filmin adı ne Ufuk? He. Ne filmin adı? Filmin adı ne? Ateşin Burçlarıymış. Bu 5. izleyişim. Ben izlemedim. Yani cumartesi pazar artık 5 olacak. Yani ben bunu 7-8 izlerim. Gel Ufuk. Ben bir kapanış yapayım canım benim. Alıp taşıyıp götürüp orada yemiyorsun değil mi? Ay, iyi çocuk be. Hadi. Ufuk, ben kapanış yapayım. Bak sakın oradan hareketler yapma Ufuk, lütfen. Lütfen canım. Görünüyorum değil mi ben? Görünüyor aşkım. Tamam. Kurusun o da. Aslı'ya yumurta kıracağım. Biz böyle sabah kahvaltıda işte kendim, ekmek, nenemin bana öğrettiği tarif. Ben böyle yapıyorum ekmekli, yumurtalı kızartmayı. Ondan sonra bu da çemen deniyor herhalde. Ben yine ismine bakacağım. Aslında bunun adı salçalı yaptığımız bir şey. Ama işte içinde fındık var, ceviz var, sos şeyleri var, baharatlar olduğu için. Yağ da koymuştuk biliyorsunuz. Böyle şimdi ekmekle birlikte yeriz. Yani bunu çarşıda çok pahalı değil mi? Marketlerde falan bu. Bu şekilde işte. Kendinize çok iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Nurten ve Ufuk'un hayatında kalın. Ondan sonra oğluma dua edin, ne olursunuz. Çok rahatsız. Öksürüyor. Böyle. Buna da yumurta kıracağım Aslı'ya. Ne diyecektim Ufuk? Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Bunlar olunca ben yapamıyorum. Gerçekten yapamıyorum. Bunlar beni şey yapıyor yani böyle. Bak bak adam. Şey ettirir şey oluyor böyle görünce değil mi? Heyecanlı diyorum değil mi? Buradan herkese selam olsun. Allah emanet olun. Allah razı olsun. Görüşürüz. Hoşça kalın. Mürtem Ufuk'un hayatında kalın. Bir dahaki videoda. Kapatalım.